Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bunca yıllık televizyon izleyicisiyim. 30 yıla yakın bir meslek hayatım var ve pek çok tartışma programına katıldım. Pek çok tartışmacıyla da çok sert tartışmalarda bulundum. Ekran karşısında da pek çok tartışmasının neredeyse böyle yumruk yumruğa varabilecek seviyeye geldiğine tanıklık ettim. Ama vallahi de billahi de ben ömrü hayatımda böyle bir tartışma programı görmedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beyaz TV'de katıldığı canlı yayından bahsediyorum. Ya Süleyman Özışık, bize bu programı tek kelimeyle özetle deseniz ne derim biliyor musunuz? Nefes kesiciydi kardeşim. Ve arşivlikti. Al arşive koy, canın sıkıldıkça izle. Sonra bir daha izle. Canın her sıkıldığında gel izle. 20 defa, 50 defa izleseniz bıkmazsınız. Öyle bir programdı. Şimdi gün içinde Twitter'da şöyle bir gözüme çarptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Beyaz TV canlı yayınına çıkacak. Derin futbol programına diye. Sonradan yorumlara baktım. Fenerbahçeliler Ali Koç'a bir köpürmüş. Ya sen bula bula bu seviyesiz programı mı buldun diye. Niye oraya çıkıyorsun diye Ali Koç'a saydırmışlar. Şimdi pek haksız da sayılmazlar. Çünkü o programın seviyesi böyle Rıdvan Dinmen'in sunduğu programa göre ya da işte Metin Tekinler'in sunduğu programlara göre seviyesi çok çok aşağıda. Rasim Ozan Kütahyalı'nın zaman zaman sin kaplı yorumlarından dolayı işte Ahmet Çakar'ın sinek yemesi. Şimdi neyse, midenizi bulandırmayayım bununla. Yani sen bunların arasına niye gidiyorsun diye Ali Koç'a saydırıyorlar. Ama bilmiyorlar ki Ali Koç dersini çalışmış, belgelerini toplamış, özel bir intikam amacıyla Beyaz TV'ye gitmiş. Niye? Rasim Ozan Kütahyalı'yı gömmek için. Abi ben böyle bir şey görmedim ya, yemin ediyorum hala programın bazı sahneleri kafamın içinde dönüp duruyor. Ali Koç ilk böyle programın ilk başlarında 3 saat sürmüş sanırım. İlk başlarında böyle klişe futbol yorumları yapılıyor. İşte Fenerbahçe'ye kimi getireceksiniz? Falan hoca gelecek mi? Falan futbolcuyu getirecek misiniz? İşte Trabzon'un şampiyonluğu ile ilgili, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili, federasyonla ilgili ve sorular soruluyor. Sonra cehennemin kapısını Ahmet Çakar araladı. Ali Koç'a döndü, dedi ki sizin de bize sormak istediğiniz sorular var mı? Vay anam. Vay anam. Tabii var dedi. Tabii var dedi. Sonra önüne bir dosya aldı. Dedi ki şimdi 3 Temmuz'da bize şike iftirası üzerinden bir kumpas kuruldu. FETÖ Türkiye'de kurumsal olarak ilk bize saldırdı. Ve o saldırılarda Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu ekranda söylediği ve aynı zamanda köşe yazılarında yazdığı bazı şeyler vardı. Onları okuyacağım dedi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir yazısını, bir konuşmasını ortaya çıkardı. Rasim Ozan Kütahyalı Galatasaraylılara kükrerken demiş ki 3 Temmuz şike operasyonu, yani kumpası sırasında Fenerbahçe çok yukarılardaydı. Ekonomik gücü olarak, futbol gücü olarak Galatasaray'ın 5-10 yıl önündeydi. Biz Fenerbahçe'ye bu operasyonu yapmasaydık siz bir daha şampiyon olamazdınız. Ve aleni bir şekilde FETÖ ile birlikte Fenerbahçe'ye bu operasyonu yaptıklarını Beyaz TV'deki programda böyle açık açık itiraf etmiş. Ali Koç bunları okudu, döndü, dedi ki sen kiminle beraber Fenerbahçe'ye bu operasyonu yaptın dedi. Ya ondan sonra Rasim Ozan Kütahyalı oradan getiriyor, buradan getiriyor, şunu söylüyor. İşte biz FETÖ o dönemde kumpas kuruyordu da Recep Tayyip Erdoğan böyleydi de işte muhalefet böyleydi de ya ve benim dediğim soruya gel diyor. Sen kiminle beraber bunu yaptın diyor. Sonra konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ama bir tek bir şeye cevap vermiyor Ali Koç'un sorduğu soruya. Ali Koç sonra döndü. Fenerbahçe'ye şike operasyonu yapıldıktan sonra sen aniden böyle televizyonlara çıkan bir futbol yorumcusu oluverdin. Kim seni bu ekranlara çıkardı dedi. Ve sen nereden geldin dedi. İşte cevabını veremiyor. İşte ben falan yerde program yapıyordum da siyaseti buradan yazıyordum da işte Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimizin yanındaydım da Taraf Gazetesi'nden mi geldi? FETÖ'nün Operasyonel Gazetesi'nden mi geldin? Evet. O dönemde FETÖ'nün silahşörüydün, tetikçisiydin. Fenerbahçe'ye operasyonların
medya ayağının başındaki en önemli kişiydin diye böyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya tabiri caizse bir çaktı. Rasim Ozan Kütahyalı yarısı böyle felç oldu. Soruyor. Rasim Ozan Kütahyalı bir türlü cevap vermiyor. O sınırı galiba Ali Koç çok iyi hesapladı. Yüklendikçe yüklendi, abandıkça abandı. Ve orada Rasim Ozan Kütahyalı döndü. Birinci büyük felakete imza attı kendisi açısından. O dönemde dedi, sizin de dedi adınız dedi FETÖ ile geçiyordu, ananastır bilmem şudur budur. Ali Koç'un gözlerinde bildiğin şimşekler çakmaya başladı. Benim ailemin adını ağzına alma dedi. O, ama ağzına alma derken o pis ağzına der gibi böyle tiksiniyormuş gibi bir havayla söyledi. Bunun üzerine Rasim Ozan Kütahyalı devirdiği çamı anladı. Döndü dedi ki ben Koç ailesini çok severim. İşte Koç ailesi ekonomik olarak da bu ülkeye çok büyük katkılar sağlıyor. Ben size rahmetlik dedenizin kitabını getirdim, size imzalattım falan, gargara yapma dedi. Pardon, başka bir şey söyledi. Böğürmeye başladın dedi, buna bir su verin dedi. Böğürmeye başlama dedi. Sonra baktı ki olacak gibi değil, buradan kurtulamıyor. Döndü Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un arasının böyle limoni olduğunu bildiği için Aziz Yıldırım'a çakarsa Ali Koç'un bundan keyif alacağını, zevk alacağını düşündü. Ama dedi ki o dönemde de dedi Aziz Yıldırım da devletin yanında yer almadı. Aman Allah'ım. Ali Koç bu sefer döndü ne dedi biliyor musunuz? Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin, terbiyesizlik yapma. Kendisi burada değil, cevap hakkı yok. Onun için dedi Fenerbahçe başkanlarından herhangi birinin adını ağzına almayacaksın dedi. Bu sefer döndü işte tekrar Fenerbahçe'yi övmeye başladı. Yok Aziz Yıldırım'la bir problem yoktu falan filan, bir sürü rezalet. Şimdi programdaki bazı diyalogları ben sizinle paylaşacağım. Ama paylaşmadan önce şunu söyleyeyim. Ali Koç yayın boyunca neredeyse hakaret etti Rasim Ozan Kütahyalı. Yani hele hele yayının son yarım saatinin tamamını Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ederek geçirdi. Ve Rasim Ozan Kütahyalı da abi bu ne ya? Ya bu ne ya? Bir ben hayatımda böyle bir tartışma programında bir konuğun bu kadar ezildiğini ve bu kadar pişkin davrandığını görmedim. Tabii tabii başkanım, ama başkanım siz de şimdi falan çok üzerime geldiniz. Yani bakın şimdi şöyle böyle diye lafı bir çeviriyor, bir eziliyor, bir eziliyor. Allah belamı versin, ekran karşısında izleyen ben yerin dibine girdim. Baktım Rasim Ozan Kütahyalı gülüyor. Şimdi diyaloglardan bazılarına geçeyim. Bir yerde Rasim Ozan Kütahyalı dedi ki, şimdi ben isterseniz dedi Aziz Yıldırım'la dedi sizin aranız limonu, sizi barıştırabilirim dedi. Ali Koç böyle baktı dedi ki ya Rasim sen kendini çok önemsiyorsun ya dedi. Çok önemsiyorsun kendini dedi. Sonra Bankasya'dan kredi aldın mı dedi. Evet aldım dedi, ama sizin bankadan da aldım başkanım falan dedi. Ödedin mi hepsini bizim bankaya borçlarını diye böyle üzerinden bir buldozer gibi tekrar geçti. Sonra Rasim Ozan Kütahyalı bir yerde baktı ki artık tamamen Ali Koç kendisini paspas etti, üzerinde dolaşıyor. Dedi ki ben bir çıkış yapayım ve bir masaya yumruğunu vurdu. Gitti Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetti. Onlar dedi Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalıştılar. Hatta onun bir ses kaydını size dinleteyim Allah rızası için. Yani o acizliği, o pespayeliği size bir izleteyim, ondan sonra üzerine konuşalım. Salla, buna salla, ondan sonra işine geldi mi? Hiç alakası olmayanlara sal. Ne demek ya? Aziz Yıldırım devletin yanında değildin. Ne ya yanındayım. Başka cemaat yaptı diyemem diye 2014'te söyledim. O zaman terörün en dibinde sensin kardeşim. 2014'te söyledim. Ne konuşuyorsun ya Aziz Yıldırım hakkında ya öyle? Ya başka yapma. Aziz Yıldırım benim üzerimden barışacaksınız. Buyurun barışın. Memleketinden gidiyor dedi. Ne şikesi dedi. Hayır doğru da o başına geldikten sonra. Bence bak sonra, bu program bitene kadar başka, Aziz yapma, Yıldırım'ın ismini ağzına alma. Başına geldikten sonra. Bak Aziz Yıldırım ismini alma. Burada ya değil. Mi? Cevap da veremez. Tamam buyurun. Hayır, burada şov yapmıyoruz. İşin magazin tarafında da değiliz. Bir kendine gel. Efendim? Tamam mı? Kendine gel lütfen. Başka ama şimdi, sen de bak ben size nezaketli davranıyorum. Ben bir bitireyim. Nezaketli davranıyorum. Bir bitireyim. Siz de biraz artık yani yavaş yani abartıyorsunuz.
Ben burada hoca söyledi sen diye söyledim. Aziz Yıldırım terör örgütünün yanında devrilir değilsen dersen böyle cevap alırsın. Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Ya bırak o dönem Fethullah Gülen kazasını istediler. Tek o değil. Bütün bırak İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar. Sabun gibisin abi. Evet. Sabun 15'te gibisin. De yanaydılar. 16-15'te. Abi şimdi yani demin de söyledim ya. Yemin ediyorum ben Ali Koç her ağzını açtığında böyle ekran karşısında Allah'ım bu başıma gelmediği için bunu bana yaşatmadığın için sana binlerce kere şükürler olsun dedim. Yerin dibine girdim çıktım. Rasim Ozan Kütahyalı'da tık yok. Programın sonuna doğru tekrar böyle programdaki diğer katılımcılar da sürekli şunu söylüyor. Başkanım şu transferleri yok buradan çıkmayacağız diyor. Başkanım işte Jesus yok durdu bunu bitirelim diyor ya. Bunu bitireceğiz diyor ben bunun için geldim diyor. Yani Fenerbahçelilerin 3 Temmuz'dan beri böyle içinde kaynayan o ateşi, o intikam ateşini söndürmek üzere yemin etmiş Ali Koç programa öyle gelmiş. Sonra program biterken yeniden bir futbola döndürmeye çalıştılar. Sonra sunucu döndü dedi ki programın moderatörü, efendim programdan memnun kaldınız mı dedi. Ali Koç döndü dedi ki, Rasim Ozan Kütahyalı'yı işaret etti. Ailemin adını ağzına almayacaktı. Bu iş dışarıda da devam edecek dedi. Dışarıda devam edecek derken neyi söyledi? Yani dövecek mi? Başka bir şey mi yapacak? Onu bilmiyorum. Sonra bir şey daha söyledi. Dedi ki son sözünüz nedir dedi. Ali Koç dedi ki nasıldı o cümle? Buradan bulayım da size öyle okuyayım. Ha bu arada durun çok özür dilerim biraz geriye gideceğim. Dedi ki sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Hani bu FETÖ'nün operasyonlarını yapan savcı vardı ya şu anda yurt dışında kaçak. Ondan sonracığıma Fenerbahçe Mesut Öz ile alırken işte devlet desteğiyle aldı dedi ya boş konuşma dedi. Böyle sürekli böyle. Programın sonunda da bak karşımdaki zat o zaman cemaat deniyordu. FETÖ'nün destekçilerinden bunlar senin alnında kara leke olarak kalmaya devam edecek. Alnından çıkmayacak dedi. Sonra en sonda dedi ki futbolun kirli işlerden temizlenmesini en çok da senden temizlenmesini diliyorum dedi. Hadi iyi akşamlar dedi böyle bir zengin kalkışı hak ettiği bir kalkış. Programı terk etti gitti ama Rasim Ozan Kütahyalı o sırada elinde telefon ayağa kalkmış telefona bakıyor. Herhalde Ali Koç çıksın ben stüdyodan çıkmayayım. Yani aileme ağzına aldığı için dışarıda da bu devam edecek dediği için herhalde dışarıda beni dövmesin diye mi korktu başka bir şey mi onu bilmiyorum. Dışarıda ne oldu onu da bilmiyorum. Şimdi bu programla ilgili söyleyeceğim son söz şu. Bence Ali Koç Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu akşam itibariyle amel defterini kapattı, gömdü, Yasin'ini okudu, dedi ki bu cesedi ortadan kaldırın. Beyaz TV bundan sonra Rasim Ozan Kütahyalı'yı yayına çıkarır mı, çıkarmaz mı? O kendi bilecekler şey. Ama tekrar söylüyorum, ben Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerinde olsam bu kadar hakaretten sonra, bu kadar rencideden sonra, refüze edilmeden sonra ben Ali Koç'la gırtlak gırtlağa gelir bu sözleri kendime söyletmezdim. Ama Rasim Ozan Kütahyalı pişkin pişkin bunların tamamını böyle sineye çekti. Ben Rasim Ozan Kütahyalı olsaydım Allah'ın öyle bir şey göstermesin tabii ki. Ben bir daha televizyon tartışmalarına çıkmazdım ama Rasim Ozan Kütahyalı çıkar mı tartışma programlarına? Hiçbir şey olmamış gibi davranır mı? Bence de davranır.